Değil mi? Tabii. Evet. Evet Aykut Bey, size göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde emlak ve inşaat sektörünün önemi nelerdi? Bu soruyu sorduğunuz için özellikle teşekkür ederim. Çünkü gerçekten insanımızın yönlendirilmeye ihtiyacı var. Bankalarımızda çok ciddi tasarruflar var. 2000 yılından 2011 yılına baktığımız zaman 1.5 milyar TL'den 7 milyar TL'ye çıkmıştır mevduatlarımız. Bunun çok büyük bir çoğunluğunun o dönemde inşaat sektörüyle olduğunu bütün ekonomiye bu konuyla ilgili uzmanlar zaten ifade ediyorlar. Şimdi bu noktadan hareket edecek olursak hep dile getiriliyor. İşte eğitim sektörü lokomotif sektördür, turizm sektörü lokomotif sektördür. Evet, birbirine. Peki neden inşaat sektörü lokomotif sektördür? Tüm ekonomistler ve bilim adamları diyor ki 40 artı sektörü peşinden sürükleyen ve çok büyük katma değerleri yaratan bir sektördür. Ve ben bütün bu noktayı tabii bütün dünyada da gerçekten önemli bir sektör. Özellikle gelişmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerde bu daha da önemlidir. Yani gelişmesini tamamlamış olan ülkelerde kısmen lokomotif olmakla birlikte gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde ki turizm ve eğitim sektörü de gelişmesinde büyük katkılar koymaktadır. İnşaat sektörü de bence lokomotif sektör olarak siyasilerimiz tarafından öncelikle ele alınmalı ve buna göre politikalar belirlenmelidir. Bu çok önemlidir. Eğer inşaat sektörü lokomotif sektör olarak algılanırsa tüm vergi, teşvik ve tüzük düzenlemeleri bu çerçeveye göre yapılacağından arkasından ekonomiyi büyüten bankalardaki mevduatı daha katma değer getiren sektörlere yönlendirerek inşaat sektörü gibi pastayı büyütebiliriz. Bu hepimiz için daha fazla iş, daha fazla mutluluk, daha fazla ekonomi demektir. Halbuki biz gerçekten halkımızı emlak sektörü konusunda iyice bilinçlendirirsek ki bugün dünyanın birçok yerinde bakın en büyük yatırımcılar, dünyanın en büyük yatırımcıları emlak sektörüne yatıranlardır. Evet. Gayrimenkul sektörüne yatıranlardır. Fakat neden bu böyle Hasan Bey? Çünkü en çok kazandıran sektör olma özelliğini yüzyıllardır korumaktadır. En basitinde değil mi? Değil. En evet. Basitinde. Siz çok pek tabii ki bu konulara çok eski başladığınız için ben de aynı şekilde bir deneyimimiz var. Bugün en basit bir şekliyle açıklıyorum. 2000'li yıllarda daha Esentepe bölgesinde bir dönüm bir yerin fiyatı 500 isterlini alabiliyorduk. Evet. 1000 isterline 2000-2001 yıllarında 2002 yıllarında 1000 isterline dönümü araziler vardı Esentepe. Bir anda fırladı 25 bin 30 bine 35 bine fırladı. Bakın 1000 isterlinden 35 bin isterline kadar. Evet. Keza, hangi yatırım aracında böyle ki bir şey var? Keza Gönyeli bölgesinde 5 bin isterlinden 60 bin isterline geldi son 10-15 yılda arsa fiyatları. Ev fiyatları 20-25 binlerden 60-70-80 binlere doğru geldi. Daire fiyatlarından bahsediyorum. Dolayısıyla yani bu doğru, veriler, doğru. bu veriler hepsi doğru verilerdir. Ve evet. Bir emlak bir yatırım yapacağınız zaman emlak sektöründeki getiriyi ne banka faizleri veriyor ne de borsa veriyor.